27 Temmuz 1992 akşamı mesai çıkışı sonrası içinde 4 kişi bulunan beyaz bir arabayla kaçırıldı. Ayten Öztürk 8 Ağustos 1992'de Elazığ Karşıyaka Karpaltepe mevkiinde bir eli dışarıda kalmış şekilde gömülü olarak bulundu. İşkenceden tanınmayacak hale gelmiş Ayten Öztürk'ün kimlik teşhisi giysilerinden yapılabildi. Ancak işkence bulguları otopsi raporunda yer almadı. Doktorlar detaylı otopsi yapmadı ve açılan soruşturma hızla kapatıldı. Bizzat JITEM komutanı Cem Ersever ve JITEM elemanı Abdülkadir Aydan, Ayten Öztürk'ün Yeşil ve ekibi tarafından Uğur Valiliğince Yeşil'e tahsis edilen beyaz Land Rover araç ile kaçırıldığını, daha sonra Diyarbakır JITEM'e götürüldüğünü ve burada 3 gün boyunca işkence gördükten sonra infaz edildiğini açıkladı. Ve bu açıklamalar basında da yer buldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu 13 Aralık 2011'de Baba Hıdır Öztürk'ü dinledi. Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Elazığ ve Tunceli Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine dosya yeniden açıldı. Tüm yasal yollardan sonuç alamayan aile 2013'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi 21 Nisan 2016'da Anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneğini ihlal sonuçlarının ortadan kaldırılması için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Hazırlanan iddianame kabul edilerek dava açıldı ve Musa Anter'in öldürülmesiyle ilgili süren davayla birleştirildi. Ancak Ayten Öztürk'ü kaçıranlar, işkenceyle katledenler, bedenini kaybedenler ve insanlığa karşı bu suçu örtbas edenler biliniyor olmasına rağmen dosyada tanıklar, deliller, itiraflar olmasına rağmen dava 21 Eylül 2022'de zaman aşımından düşürülerek cezasızlıkla sonuçlandı. Hiç şüphe yok ki Ayten Öztürk'ün işkenceyle öldürülmesi ve bedeninin kaybedilmesi uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve zaman aşımına tabi değildir. 19. haftamızda siyasi ve adli makamları bir kez daha Ayten Öztürk dosyasında uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için etkili bir giderim yolu sunmaya çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Ayten Öztürk için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Anam, ben kayıp gidildiğimde 19 yaşındaydım. Ben ancak onu biliyorum. Sonrasını sen biliyorsun Allah'ım. Ana, sen beni kaç yaşında verdiysen öyle kaldım. Sen hala neden saçımın, sakalımın nasıl beyazladığını merak ediyor, soruyorsun. Yok ana, yok. Beyazım yok. Biraz alabilirsin. O ayrıldığımız günkü gibi öylece kaldım. Anam, senin nasıl ki kolun kanadın kayıp edilmenle kırıldıysa, benim de öylece kırıldı. Amcam, bunu tutabilir misin? Ana, kanatsız uçamıyorum. Yolda bulup gelemiyorum. Hiç olmazsa oğul bir mektup yaz da yolla demişsin. Hangi elle? Nasıl mektup? İşte yazdım.
okusunlar. Hep göz bebeğim dediğin komiser Ramazan Kaya'ya sor. Sen beni nasıl kandırdın? Muradım nerede sor. Yoksa unuttun mu adam? Murat'ım kayıp edildi. Ejen de gündüzüm de karanlık. Yollar da kapalı ama. Gelemem. Gelemem. 19 yaşındaki Murat nerede diye arayan insanlara selamlar, saygılar. Unutmayın bizleri. Zalimlere de unutturmayın. Tüm kayıplar için. Evet.